Eşkenar dörtgen föyümüze bakalım. Bütün kenar uzunlukları eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen diyoruz. O zaman paralel kenarın bütün özellikleri zaten burada geçerli. Biz ekstra özelliklere bakalım. Neydi bunlardan ilki? E, dört kenarda birbirine eşit zaten adı üzerinde. Eşkenar dörtgen. Bütün kenarları eşit. Peki eşkenar dörtgende arkadaşlar köşegenleri çizdiğiniz zaman bu köşegenler birbirine dik ortalar. Zaten köşegenler birbirini ortalıyordu. Paralel kenardan biliyoruz. Ama bu sefer ne olacak? Dik ortalayacak. Ve dolayısıyla eşkenar dörtgenler köşegenlerde birer açı ortaydır. Bu neden böyle? E çünkü bakın BD hem yükseklik hem kenar ortay. O zaman kim eksik kaldı? Açı ortay. Dolayısıyla köşegenlerde ne olacak? Açı ortay. Evet bunları sık sık kullanacağız zaten. Hemen ilk örneğimizle başlayalım. Bir açı sorusu. 45'i 25'i vermiş. Bizden X'i istiyor. ABCD eş kenar dörtgen. O zaman AB kenarı iki çizgi ise BC kenarı da iki çizgi. DC de iki çizgi. ad de iki çizgi. E zaten de iki çizgiymiş. Böylece burada bir X kenar yakaladık mı? Bakın şurada bir M kuralı var. Hatırlıyor musunuz? M kuralını doğrudu açılardan. Neydi o? Şu 25 ile 45'in toplamı 70 bana bu arayı veriyor. Doğru mu? M kuralı şöyle bir şeydi. Bu arkadaşla. Bu arkadaşı toplamı bize şu araya veriyordu. O zaman buraya 78 kenardan burada 70. E 70, 70, 140. Burası ne oldu? 40. Şimdi burası 65 derece ise paralel kenarın özelliği. Karşıdaki açı da kaç dereceydi? 65. Cevabımız B şıkkı. 2'ye bakalım. d eşkenar dörtgen. BEC eşkenar üçgen. 80'i vermiş. Bizden x'i istiyor. Şimdi burası 80 ise burası neydi arkadaşlar? 100 derece. Doğru mu? paralel kenarda komşu açıların toplamı 180 dereceydi. Peki şimdi BEC eşkenar üçgen ne? şu üç kenarda birbirine eşit. Peki bu da eşkenar dörtgen. Bunun da kenarları birbirine eşit. Böylece bu kırmızıya boyadığım 6 altı kenarın altısı da birbirine eşit uzunlukta. Demek ki burada ikiz kenarlar yakalayacağız. Nerede? Adana, Bursa, Edirne üçgeninde. değil mi? Bakın AB, BE'ye eşit. Oradan yakalayacağız. Şimdi şurası 60 derece değil mi? Tepe açısı ne oldu? 160. 180'den 160'ı çıkartın. Geriye ne kaldı arkadaşlar? 20. 10, 10 paylaşırlar mı? E şurası 60. Onu burada ise x'e ne kaldı? 50. Cevabımız D şıkkı. 3'e bakalım. A, B, eşkenar dörtgen. O zaman bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. 60 vermiş bizden x'i istiyor. 60'ı görünce dayanamayız. Klasik hareket tepeden bir dik gelelim. 90'ın karşı 8 ise 30'u karşı 4. Buraya ne kaldı? 2. Peki 30'u karşı 4 60'ı karşısına gelecek. 4 kök 3. E, bura 90. Pisagor'u görüyor musunuz? 4 kök 3'ü karısı 48. 2'nin karesi 4. Topla 52. Demek ki x kaçmış? Kök 52. Yani 2 kök 13. Cevabımız B şıkkı. 4'e bakalım. A, B, eşkenar dörtgen. O zaman bu tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. Şu altıları bir yazalım. Şimdi bakın şurada bir Z kuralı var. Görüyor musunuz? Burası 90 derece ise Z'den burada 90 olur mu? Ha, o zaman bakın burada bir dik üçgen oldu. Bir kenarı belli zaten. Eğer şunu da bulabilirsem Pisagor'dan X'i buluruz. E Burayı da zaten şuradaki dik üçgenden bulurum. Ha, 36, 9 çıkar 27. Pisagor yazarsak Burası 3 kök 3 mü? Şimdi burada da yazalım. 3 kök 3'ü karesi 27. 6'nın karesi 36. Topla 63 demek ki x kare 63 ise x kök 63. Yani o da 9 kere 7 deriz, 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 7 cevabımız D şıkkı. 5'e bakalım. ABCD eşkenar dörtgen. 60'ı 4'ü 12'yi vermiş. BD 12. Bizden AB istiyor. Şimdi eşkenar dörtgen sorularında köşegen uzunluklarından birisini verirse siz de diğerini çizin. Çünkü bunlar dik kesiştiği için oradan bir güzellik gelebilir. Hemen ne yapayım ben de o zaman diğerini çizeyim. Bakın AC'yi çizdim. Ve bunların dik kesiştiğini de hemen gösterdim. Peki köşegenler birbirini ortalıyordu. B, D, 12, 6, 6 bölecek mi? O zaman burası 6. Şu devamı 6. DK K, 6. Peki şurada bir minik 30, 60, 90 üçgen oluştu mu? 90'ı karşı 4 30'u karşı 2. 60'ı karşısına ne geldi? 2 kökü 3. Şimdi şu DK6'ydı. İkisi buradaysa buraya da ne kaldı böylece? 4. Şimdi benden nereye istiyor? AB. Bir kenarı mı istiyor? E soru bitti. Burası 2 ise burada 2 değil mi arkadaşlar? Malumunuz burada 90. Sigoru i̇şte görüyor musunuz? 36 12 daha 48. Demek ki AB kök 48. Yani 4 3 Cevabımız A şıkkı. Şuradan da görebilirdiniz bu arada. Bakın. Burası 60 ise bunun arkası 120 değil mi? Ha, 4, 4. Aradaki açı 120. Hatırlayın kuralını. A, A, A köküçtü. Doğru mu? O zaman orada 4 köküç. Bu şekilde de bulabilir idik. Eşkenar dörtgene dair biz neyi öğrenmiştik arkadaşlar? Bir eşkenar dörtgende köşegenleri çizdiğiniz zaman bu köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Bir de bu köşegenler birer açı ortay demiştik. Doğru mu? Şimdi bakın sorumuza bakın. DE açı ortay. AE de açı ortay. Ha, demek ki bu arkadaşlar şurayı çizmiş. O zaman biz bunu devam ettirelim. Yani ben bu AE'yi uzatırsam mecburen ne olmak zorunda? C'ye varmak zorunda. Çünkü eşkenar dörtgende köşegenler açı ortay. O zaman bu köşede açı ortay varsa bu arkadaş Köşegen. E, yarım kalmış. Devam ettirdim. Buraya kadar geldik. Aynı şekilde bu yavruyu da devam ettirirsek bu da demek ki nereye varacak? B'ye. Bu da bizim diğer açı ortayımız. Peki hatırlıyor musunuz? paralelkenarda şöyle bir özellik vermiştik size. Buradan açı ortay. Buradan açı ortay çıkarsa bunlar dik kesişiyorlar değil mi? O zaman burası 90 derece. Ya da zaten ne dedik? Eşkenar dörtgenle köşegenler birbiriyle dik kesişir dedik. Bakın bütün kurallar dönüp dolaşıp karşımıza bir yerlerde yine çıkıyor. Ha bazı sorularda ufak bir özellik olarak çıkıyor. Bazı sorularda da zaten o çokgenin özelliği olarak çıkıyor. Eşkenar dörtgende açı ortayların dik kesişmesi zaten köşegenin bir özelliği. Ama paralel kenardaysa burada gösterdiğim gibi sadece ufak bir özellik. Demek ki şekilleri biraz özelleştirince yeni isimler alıyor. Ama bütün kurallar esasında hepsi başta verilen o ilk ana şekil var. işte yamuktur paralel kenardır. Onlara bağlı arkadaşlar. Onun için böyle hani eşkenar dörtgen deyince böyle uf bunun ekstra özellikleri vardır. Şudur budur demeyin. Ben buraya eşkenar dörtgen diye başlık atmasam buradaki soruların hepsini zaten siz yamuk bilgilerinizle, paralel kenar bilgilerinizle, üçgen alan bilgilerinizle rahatlıkla çözebilirsiniz. Amaç ne bunlara başlık atmak, eşkenar dörtgen demek. Biraz daha işi kolaylaştırmak, biraz daha sınıflaştırmak arkadaşlar. Pekala yani bu kadar geyik yeter. AD 13 ise BC de 13. E 5'i buradaysa buraya ne kaldı? 8 mi? E tepede 90, tabanda 90. Malumunuz öklit. 5 kere 8, 40 x kareden x'ine geldik. Kök 40 yani 2 kök 10. Cevabımız D şıkkı. 7'ye bakalım. Eşkenar dörtgen bu arkadaş. 4'ü 12'yi vermiş. FK'ya T dersek EF 3T. O zaman burası 2T. Başka da bir şey yok. Şimdi şu AC köşegeni çizilmiş. Hatırlayın köşegen aynı zamanda eşkenar dörtgende. Açı ortaydı. Doğru mu? O zaman şuraya bir açı ortayı koyalım. Sonra açı ortayın şu özelliğini bir hatırlayalım. Hangi özellik bu? Kanatların tabanları oranı eşitti. Mesela burası 3, burası 5 ise bu kanada 3x, bu kanada ne diyorduk? 5x değil mi? Bununla bu. Bununla da bu orantılıydı. Açı ortayın böyle bir özelliği vardı. O zaman hemen şu açı ortayın kullanarak özelliği uygulayalım. T'nin yukarısına x diyelim. 2T'nin yukarısına olur. 2x. E ne oldu şimdi? Soru bitti daha ne olsun? Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşit değil mi? 2x artı 4 eşittir. x artı 12. Atalım bunu bu tarafa. x atalım bunu bu tarafa. 8. Demek ki x kaçmış? 8. Bizden çevre istiyor. O zaman x 8 ise bir kenar 20. 4 tane 20. 80. Cevabımız e şıkkı. 8'e bakalım. Üniversite sınavında çıkmış bir soru. Bir kenar uzunluğu 6 4 daha 10. Bizden x istiyor. Bakın ne kadar kolay bir soru çıkmış. Şuradaki kelebeği görüyor musunuz? E, soru bitti bakın. Ne diyeceğim? Onun x oranı eşittir 4'ün 6 oranı. Hemen işler yapalım. 60 eşittir 4 x'ten içler dışlar yapalım. 60 eşittir 4 x'ten x eşittir 15. Cevabımız e şıkkı. 9'a bakalım. Yine bir benzerlik yapacağız. Tales gibi sanki değil mi? Bakın BDEF eşkenar dörtgen. O zaman bunun bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. XX X diyelim. 12, 3 varmış Bizden eşkenar dörtgenin çevresini istiyor. Bakın bu arkadaş buna paralel. Eşkenar dörtgenin tanımı. O zaman hemen Tales'i yazalım. 12'nin 12 artı X oranı eşittir. X'in X artı 3 oranı. İşler dışlar 12x artı 36 eşittir. 12x artı x kare. Yani 12x'ler sizlere ömür. x kare 36'dan x eşittir 6. Demek ki bir kenarı 6. Çevre istiyor. 4 tane 6. 24. Cevabımız C şıkkı. Eşkenar dörtgenin alanı. Şimdi bir eşkenar dörtgenin alanı bir kenar uzunluğu ile o kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir. Zaten paralel kenarda biz bunu biliyorduk. Aynı alan kuralı. Demek ki burada da geçerli. Sadece burada şöyle bir güzellik var. Eşkenar dörtgenin kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için buraya inen yükseklik H ise buraya inen yükseklikte haştır. Çünkü uzunluklar birbirine eşitse demek ki tabanlar aynı. Dolayısıyla yükseklikler de aynı olmak zorunda. Ama paralel kenarda ne oluyordu hatırlayın. Buraya inen yükseklikle buraya inen yükseklik birbirine eşit olmuyordu. Çünkü bu kenar bu kenara eşit değildi. İşte ne diyoruz ekstra bir şeyler çıkıyor ona da yeni bir isim veriyoruz. Eşkenar dörtgen. Hemen o zaman ilk sorumuza bakalım. ABCD eşkenar dörtgen DE8 ebeyi 16 vermiş bizden alanı istiyor. Şimdi bana ne lazım? Eşkenar dörtgenin alanı bulabilmek için taban bir de yükseklik lazım. E yükseklik belli. Sağ olsun 8. O zaman bana taban yani bir kenar lazım. Ona da x diyelim. ben buraya x dersem bu yavruların hepsi ne oluyordu? x. E, ebe 16 idi. X'i buradaysa buraya 16 x kaldı mı? Ha şimdi şuraya bir Pisagor yazarım. X'i bulurum. Fakat 28 föy oldu. Hala Pisagor yazmak nasip olmadı değil mi? Çünkü hep meşhurları soruyorlar. Bize tık yazı veriyoruz. Bir kenarı 8 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen 6, 8, 10. Ha x'e 10 desek hakikaten burada 6 oluyor. Pisagor'a gerek kalmadı. O zaman burada 10 burada 10. Şimdi bakınız yükseklik 8, taban 10. O zaman alanımız 8 çarpı 10, 80. Cevabımız A şıkkı. 11'e bakalım. 4'ü 6'yı vermiş. Eşkenar dörtgensel bölgenin çevresi 48 alanın istiyor bizden. Buradan şunlar hep 12 12 mi? Çevre madem 48 o zaman kenarlar 12. Peki şu köşegenin açı olduğunu hatırlıyoruz doğru mu? Peki bir kural vardı. Neydi o? Açı ortayın koluna gelen dikler birbirine eşitti. Burada onu uygulayalım mı? Bakın açı ortay üzerindeki E noktasından buraya dik gelmiş 4. O zaman ben de buraya dik gelirsem bu da kaç olur? 4. Aa, yükseklik kaç oldu şimdi? 10. Taban e, o da 12. Alan 12 çarpı 10 120. Cevabımız D şıkkı. 12'ye bakalım. ABCD eşkenar dörtgen 7 1 12 benden alanı istiyor. Şimdi bakın EF bizim yüksekliğimiz. O zaman yükseklik 12. Eğer şu kenarı da bulabilirsem soru bitti. 12 çarpı kenar yani taban bize alanı verecektir. Ne diyelim buraya x diyelim mi? Böylece bir kenar ne oldu? x artı 7. Peki ben gelir şuradan bir paralel çekersem. Ha, o zaman şurası da 1 olur mu? E, buranın tamamı x hatırlayın. Hop, o zaman şurayı şöyle temizleyelim. Burası ne oldu şimdi? x eksi 1. Peki bir kenar x artı 7 değil miydi? O zaman burada x artı 7. Yani burada x artı 7. Aa, bakın Pisagor görüyor musunuz? Kenar uzunlukları x artı 7, x eksi 1 ve 12. Ne yapalım arkadaşlar? Pisagor yazalım. Ama pisagora gerek yok değil mi? Gene ne yapacağız? O meşhur üçgenlerden birini yazınca herhalde sağlayacak. Bir kenarı 12 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen. 5, 12, 13. E ve ben şuraya 13 olması için x'i e 6 desem... Evet 6'dan 1 çıkarttım. Burada 5 oldu. Sağladı. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 6. Yani bir kenar kaçmış? 13. Şimdi benden alanım istiyordu. Yükseklik 12. Taban 13. Alan ne olur o zaman? 12 çarpı 13. 156. Cevabımız D şıkkı. Eşkenar dörtgenin köşegenleri dik olduğundan Köşegen uzunluklarının çarpımının yarısı eşkenar dörtgenin alanını verir demiş. Şimdi burada bir evrensel kural vardı. Neydi o evrensel kural hatırlayalım? Bir tane dörtgen rastgele hiç fark etmez. Köşegen uzunlukları ne olsun? U ile V olsun. İşte bu köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsü bölü 2 bize alanı veriyordu. Aradaki açı neresiydi? Şurası doğru mu? İşte bu bize alanı veriyor idi. Şimdi aradaki açı 90 derece olduğundan ha, sinüs 90 hatırlayın sinüs 90 kaçtı 1 miydi? O zaman bu yavru 1 ise çarpmada bir etkisi olmadığı için onu silsek alan ne olur demek ki köşegenler çarpımının yarısı. Ha, bu da zaten genel bir kuraldı bunu daha önce de vermiştim ben. Bütün dörtgenlerde eğer köşegenler dik kesişiyorsa alan köşegenler çarpımının yarısıdır. E bu yavruda da köşegenler dik kesiştiği için alan köşegenler çarpımının yarısıdır. Başka nerede görmüştük? Hatırlayın bakayım eski bilgilerinizi. 1, 2, 3 süre bitti. Deltoid'de değil mi? Deltoid'de de köşegenler dik kesişiyordu. Onun alanı da köşegenler çarpımının yarısıydı. O zaman bu kural eşkenar dörtgeni has bir kural değil. Evrensel bir kural köşegenler dik kesişiyorsa dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısına eşittir. O zaman ilk sorumuza bakalım. Bununla alakalı tabii. 20'yi 17'yi 5'i vermiş benden alanı istiyor. Hatırlayın eşkenar dörtgenin eğer bir köşegen uzunluğunu verdiyse diğerinde siz çizin diyorduk. Bakın 20'yi vermiş o zaman diğerinde ben çizeyim. Diğerinde ben çizince ne oluyordu? Bunlar dik kesişiyordu ve birbirini ortalıyordu. 10-10 böldük mü? Peki buraya güzel bir dik üçgen geldi mi? 17 15. Evet şu meşhur dik üçgen 8 15 oynadı. Demek ki bunlar da kaçmış? 8 8. Şimdi alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısı. Şu köşegen 20. Bu köşegen 16. Yarısı 160. Cevabımız A şıkkı. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 10 ile 8'i çarparsam 80. Yarısı kaç? 40. Bu dik üçgenin alanı verin bana. Peki burada kaç tane var bundan? 4 tane değil mi? 4'ün de alanı birbirine eşitti. Paralel kenarda öyle görmüştük. Oradaki kural burada da geçerli. 40 çarpı 4 160. Böyle de çözebilirsiniz. 14'e bakalım. 2 kök 13'ü 5'i vermiş. Benden alanı istiyor. Ne yapalım? Diğer köşegeni çizelim mi bizde? Köşegenler ne yapıyordu? Dik kesişiyordu ve birbirini ortalıyordu. O zaman ben buraya x dersem x artı 5 olur mu burası da? Şuraya f diyelim. Fc x artı 5 ise af de ne olur? x artı 5. Şimdi bakın tepede 90 hop tabanda 90. Öklüt var mı? Var ama öklütin ikinci kuralını uygulayacağız değil mi? Şu iki kök 13'ün karesi eşittir. x çarpı 2x artı 5. Yazalım. 2 kök 13'ün karesi eşittir x çarpı tamamı 2x artı 5. Öklit'in ikinci kuralı. 2 kök 13 karesi 52. Eşittir. x çarpı 2x artı 5. Aman ha dağıtıp da böyle zaman kaybetmeyin arkadaşlar. İkinci dereceden denklem falan. Geometride öyle şeyler pek olmaz. Değer verin çıkar. x'e 4 versek 4 13 oluyor değil mi? x kaçmış demek ki 4. Hocam siz tek seferde buldunuz. E siz de iki seferde bulun. Bir şey fark etmez değil mi? onu çarpıp da ikinci dereceden denklem yapmak o daha eziyet. Ama tabi gene de siz bilirsiniz. X kaçmış? 4. O zaman bura kaç oldu? 9. Ha tepede 90 tabanda 90 öklük demiştik. 4 kere 9 36. Taş kareden bunlar da 6 6 geldi mi? 4 kere 9 36. Burası 6. Bu 6 ise bu da 6. Şimdi artık soru bitti. Köşegen uzunlukları 18 ve 12 oldu mu? Bu yavru 18 bu yavru 12. Çarpımının yarısı da bana alanı verecektir. 9 çarpı 12 108 cevabımız E şıkkı. 15'e bakalım. ABCD eşkenar dörtgen AC köşegen dörtleri vermiş bizden alanı istiyor. Şimdi bakın AC köşegeni vermiş. Köşegen aynı zamanda neydi? Açı ortay. bakın buraya kadar hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Bu açı ortayı harflendireceğiz. Şuralara alfa alfa dersek 4 4 ikiz kenar ya burada alfa olur mu? E, şurada 90. Bakın Denizli, Adana, Hakkari üçgeninde alfa'yı bulduk gibi değil mi? Burası 2 alfa, burası alfa, burada 90. O zaman iç açılar toplamı 180. Alfa ne oldu? 30 mu oldu? Değil mi? 30 30 30. Hakikaten 30 60 90 sağladım. Peki artık soru bitti. Benden alanı istiyordu. Artık bulabiliriz rahatlıkla. 90'ın karşısı 4'sü, 30'un karşısı kaç gelir ki? Peki bura 60 mı? 30'un karşısı 2 ise 60'ın karşısı kaç? 2 kök 3. Peki 30'un karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı ne olur? 4 kök 3 mü? Demek ki buraya da ne kaldı? 2 kök 3. Alan istiyor. Bakınız tabanımız 4 kök 3. Yüksekliğimiz de 4 2 daha 6. Bölü 2'yi de unutmayalım. Ne gelir arkadaşlar? 3 kere 4. 12 kök 3. Nerede işlem hatası yaptım? Burası. Ha bölü 2 yoktu değil mi? taban çarpı yükseklik de alan bölü 2 nereden çıktı? Üçgen mi bu ya? 6 kere 4 24 kök 3 cevabımız D şıkkı. Köşegenler çarpımının yarısı. Kafa oraya gitti. Neydi arkadaşlar eşkenar dörtgen alalım. Taban çarpı yükseklik 4 kök çarpı 6 24 kök 3 cevabımız D şıkkı. 16'ya bakalım. ABC'de eşkenar dörtgen iki köşegeni de çizmiş. 4'ü 2 kök 4'ü kök 5'i vermiş. Benden alanı istiyor. Şimdi şuraya bir 90'ı yazalım önce değil mi? Köşegenler dik kesişiyor ve birbirini ortalıyor. Bu arkadaş da buna eşit. Onu da yazalım. Ha şimdi bakın bunu yazınca bir şey gördüm ben. CE kenar ortay. E, BF de kenar ortay. O zaman kenar ortayların kesiştiği yer bu K noktası ne olur? Ağırlık merkezi. Neydi ağırlık merkezinin özelliği? 1'e 2 kuralı. O zaman burası kök 5 ise yukarısı ne olacak? 2 kök 5. E burası 4 ise burası ne olacak? Yarısı 2. Şimdi şurada Pisagor'u görüyor musunuz? 2 kök 5'in karesi 20. 2'nin karesi 4. 20'den 4'ü çıkar 16. Buralar 4 4 mı o zaman? Şimdi alan neydi? Köşegenler çarpımının yarısı. Burası 6 ise burada 6. Burası 4 ise burada 4. Köşegen uzunlukları 12 ve 8 oldu mu? Çarpımlarının yarısı 48. Cevabımız D. Şıkkı. 17'ye bakalım. ABC'de eşkenar dörtgen. 14 dört kök 2 kök 2. Benden alanı istiyor. Şimdi şuradaki dik üçgeni görüyorsunuz. 4 kök 2'nin karesi. 32 iki. kök 2'nin karesi. 2, 32, 2 daha. 34 burası ne olur? Kök 34. Peki eşkenar dörtgende ne diyorduk? Köşegen uzunluklarından birisini verirse diğerini de siz çizin diyorduk değil mi? çizdik. Bunların dik kesiştiğini unutmayalım ve birbirini ortaladığını. O onu 5 5 böldük mü? Peki şimdi şurada Pisagor görüyor musunuz? Kök 34'ü karesi 34. 5'i karesi 25. 34'ten 25'i çıkar. 9 buranı ne oldu? 3. O zaman burada 3. Ha, soru bitti. Alan istiyormuş. Köşegenler çarpımının yarısı. Bir köşegen 10. Bir köşegen 6. Çarpımının yarısı 30. Cevabımız C şıkkı. Örnek 18'e bakalım. Aşağıdaki şekilde düzgün beşgen biçimindeki kağıt AF AB'ye dik olacak şekilde AF boyunca katlandığında E köşesi E üstü noktasına geliyormuş. Daha sonra E üstü C doğru parçası çizilerek şurada bir dörtgen oluşturuluyor. Bu dörtgenin çevresinin beşgenin çevresini oranını istemiş bizden. Size ne diyorduk arkadaşlar? Katlama sorularına mutlaka katlanmış şeklin üzerine bir orijinali oluşturalım. O zaman hadi yapalım dediğimizi. Biz biliyoruz ki düzgün beşgenle bir açı kaç derece arkadaşlar? 108. Şuralar hep 108. Peki şurası. Şurada gösterelim. 108. E 90 buradaysa bu minik yerine kalır arkadaşlar? 18. Ha, demek ki burası 18. O zaman bunu katladık. o oh, buradan oldu? 18. 18, 18. 36. 108'den 36'yı çıkarttı. Buraya ne kaldı? 72. Ha, şimdi bakın burada 108. Burası 108 iken burası 72. Toplamları 180 değil mi? Demek ki bu arkadaş buna ne oldu arkadaşlar? Paralel. Ay şimdi o paralelliği yakalayınca güzel bir şey geldi. Şimdi benden nasılsa oran istiyor. O zaman değer verelim. Şu düzgün beşgenin kenarlarını 1 diyelim. O zaman ben bu arkadaşı buradan aldım. Buraya katladım. Burada kaç oldu arkadaşlar? 1. E şimdi bakın. 1, 1. Karşılıklı kenarlar eşit. E, karşılıklı kenarlarda birbirine paralel. O zaman burada ne oldu? Bir paralel kenar oldu. Doğru mu? E, burası bir, burası bir, burası bir. E, paralel kenarda üç kenar eşitse mecburen bu da bir. Dolayısıyla bu paralel kenar neye dönüştü arkadaşlar? Eşkenar dörtgene. Demek ki düzgün beşgen içerisinde şöyle 18 derecelik kanadı katlarsanız içeriye doğru... Şurada ne oluşuyormuş arkadaşlar? Bir tane eşkenar dörtgen. Şimdi diyor ki bana çevreler oranı. E eşkenar dörtgenin çevresi 4. Düzgün beşgenin çevresi de 5 tane birden 5. Oranlarsak 4 bölü 5 cevabımız D şıkkı. Evet böylece konu anlatım faslını bitirdik. Sırada eğlenceli kısım teste geçiyoruz. ABC'de eşkenar dörtgen. O zaman bütün kenar uzunlukları birbirine eşit ve iki çizgi burada da var iki çizgi. O zaman şurada bir x kenar yakaladık. Şimdi burası 80 ise burası ne oluyordu arkadaşlar? 100. Paralel kenarda görmüştük bu özellik. Komşu açıların toplamı 180. Peki eşkenar dörtgende de köşegen aynı zamanda açı ortak. O 100'ü 50-50 böldük mü? E, i̇kiz kenar 180'den 50 çıkar. 130 2'ye böl. Buralar 65-65 mi? Peki burası 80 ise burada 80 değil mi? 65'i buradaysa x'e ne kaldı? 15. Cevabımız B şıkkı. 2'ye bakalım. ABC'de eşkenar dörtgen. AC köşegen. E, köşegenler aynı zamanda açı ortaydı. O zaman burada 50 ise burada 50. E, o zaman burada 50. Burada 50. Açı ortay var. O zaman burada 25, 25. Peki başka bir şey varmış mı? Bizden A, K, B. Ha, bizden şu açı istiyor. E, hatırlayın eşkenar dörtgende köşegenler dik kesişiyor. O zaman burası 90. E 90, 25 bu yavruya kaldı. 65 cevabımız B şıkkı. 3'e bakalım. Eşkenar dörtgen 2'yi 6'yı vermiş. Köşegen uzunluklarından birisini vermiş. O zaman biz de diğerini çizelim. Köşegenler birbirini dik ortalıyordu. 2, 6 daha 8. 4, 4 ortalayacak O zaman burası 4. Buraya kaldı 2. E 90, 60. 30. 30'u karşı 2 60'ı karşı 2 kök 3. O zaman burada 2 kök 3. Nereyi istiyor bizden? AD'yi. Ha şurası 90. Soru bitti değil mi? Pisagor yazalım. 4'ü karesi 16. 2 kök 13'ün karesi 12. 16, 12 daha 28. Yani AD kök 28. 2 kök 7. Cevabımız A şıkkı. 4'e bakalım. Eşkenar dörtgen. O zaman bir kenar 3, 2 daha 5. Şuralar hep 5. Ha, 3, 5. O zaman burada ne oldu? 4. Benden alan istiyormuş. Ha, taban 5. Yükseklik 4. Alan neydi? Taban çarpı yükseklik değil mi? 5 kere 4. 20. Cevabımız D şıkkı. 5'e bakalım. 30'u vermiş. Bir kenarı 8. O zaman şunlar hep 8. Benden alan istiyor. şuradan bir dik gelelim mi? Çünkü alan için yükseklik lazım. 90'ı karşı 8, 30'u karşısına olacak 4. Ha, bakın taban 8 yükseklik 4. 4 kere 8 32. Cevabımız B şıkkı. 6'ya bakın. Eşkenar dörtgen 5'i 8'i vermiş. Bizden alanı istiyor. E, köşegen uzunluğunun birisini verdiyse diğerini de siz çizin diyorduk. Çizdik. Bu yavrular birbirini dik ortalıyordu. O zaman 90'ı koydum ve 8'i 4 4 böldüm. Peki şurası 90 değil mi? E tepede 90, tabanda 90 öklit. Ne diyordu öklit? H kare eşittir k çarpı p. K'mız 4, p'miz 9. 4 kere 9 36'dan bura 6 mı? E bura 6 ise burada 6. Neydi alan? Köşegenler çarpımının yarısı. 12, 8 değil mi? O zaman 12 çarpı 8 bölü 2 yani 48 cevabımız C şıkkı. Bir sonraki testimize bakalım. Eşkenar dörtgen 3'ü 11'i vermiş. Demek ki bir kenar uzunluğu 14. O zaman bu yavruyu da 7 7 böldük. Bizden x'i istiyor. Ne yapalım şu köşeden dik gelelim mi? Yukarı 3 ise aşağıda 3. Tamam 7 idi. Buraya ne kaldı? 4. E buraya x ise burada x. Ha şurada pisagor yaparsak x çıktı. 14'ü karesi 196. 4'ü karesi 16. 196'dan 16 çıkarsa x kare 180 x'ine gelir kök 180. Yani o da 36 çarpı 5 deriz. 36 6 diye çıkar. 6 kök 5 cevabımız e şıkkı. 2'ye bakalım. D eşkenar dörtgen yükseklik 24 ah 32 benden ab yani şuraya x dersek x'i istiyor. Şimdi bu x'e bu da x bu da X. Bu da X. Eşkenar dörtgen. E, AH 32. O zaman buraya ne kaldı? 32 eksi X. Ha, şimdi şuradaki Pisagor'u görüyor musunuz? O zaman Pisagor yazar. X'i buluruz. Fakat tahmin edin. Gene Pisagor yazmamıza gerek yok değil mi? Bir kenarı 24 olan bildiğiniz en meşhur dik üçgen. 7 24 25. X'e 25 versek 32 eksi 25. Burada 7. Sağladı mı? Tabii ki de sağladı. Demek ki X 25. Yani AB 25. Cevabımız A şıkkı. ABC'de eşkenar dörtgen. DB CE. Yani bu yavru buna paralelmiş. Pekala. 10'u 8'i 2'yi vermiş. Bizden alanı istiyor. Şimdi ne yapalım? DB köşegenini vermiş. O zaman biz de AC köşegenini çizelim. Köşegenler birbirini dik ortalıyordu. Değil mi bu arkadaş? Buna eşit. Peki şimdi şunlar birbirini ortalayınca yan yana eşitlik oldu. E, bu arkadaşın da buna paralel olduğunu söylemiş. Hem yan yana eşitlik var hem de paralel var. Ne geldi aklınıza söyleyin hemen. Orta taban değil mi? Ha o zaman burası 8 ise bu arkadaş orta taban yarısı 4. O zaman burası 6 ise bu arkadaş da 6. E bura 90 bura 6 bura 10 ise buraya ne kaldı 8 o zaman bu da 8. Ha, alanı istiyordu. Köşegenler çarpımının yarısı. Bu köşegen 12. Bu köşegen 16. Köşegenler çarpımının yarısı 96. Cevabımız A şıkkı. 4'e bakalım. A, B, C, D. Gene tahmin edin. Eşkenar dörtgen. Diyor ki E, D. Ha, neresi? E, D, B. Ha, şu açının tamamı C, B, E bu açının tamamını eşitmiş. Oran vermiş. DE'ye 3 kat dersek EA 2 kat DC 12 yani bir kenar 12 o zaman şuralar hep 12 yazalım. Benden nereye istiyor? ADB üçgeninin çevresini istiyor. O zaman şurayı bulursak soru biter. Şimdi şu açıların eşitliğini kullanalım. Şimdi BD köşegen. Köşegenler aynı zamanda açı ortada. O zaman buralar alfa alfa mı? Peki buralar alfa alfa ise karşı da alfa alfa. Ha şimdi bakın burası 2 alfa ise burada 2 alfa değil mi? Eşit vermiş soruda bize. E, alfası buradaysa burada alfa oldu mu? Ha, o zaman bizim bu DA açı ortay oldu. Hatırlayın açı ortayın kuralı neydi? Kanatlarla tabanlar birbiriyle orantılı. Yani 3K'nın 2K oranı buraya X dersek X'in 12 oranı. Yazalım. Kalar sizlere ömür. 12 çarpı 3. 36 2'ye böl 18. Demek ki x kaçmış? 18. Şimdi benden şu yavrunun çevresini mi istiyordum? 12, 12, 24. 18 de burada arı. 42. Cevabımız C şıkkı. 5'e bakalım. A, B, C'de eşkenar dörtgen bir oran vermiş. F, K dersek DF 2, K. 6, 5 bizden alanı istiyor. Önce şuradaki kelebeği görüyor musunuz? K'ya 6, 2 K'ya 12. Böylece bir kenar kaç geldi arkadaşlar? 12. Peki yan yana eşitlik var. Aklım orta taban geldi. Şimdi şurası 5 ya. Buna bir paralel çizersem C'den. Yani C'den bir dikinersem zaten o ona paralel olur. Ha burası 5 iken orta tabandan burası kaç olur? 10. Ha bakın taban 12. Yükseklik 10 değil mi? Orası 10 ise şurada 10. Yani yükseklik 10. E taban 12 yükseklik 10. Alan ne olacak? 12 çarpı 10. 120. Cevabımız A şıkkı. 6'ya bakalım. A, B, C, D eşkenar dörtgen. 4'ü 9'u vermiş. Bizden F'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar şu köşegen onun aynı zamanda açı ortaya olduğunu biliyoruz. Şuraya bir açı ortayı konduralım. Şimdi bakın DF'den dik gelmiş. DE'den de dik gelmiş. Yani bunlar yükseklikler. Hatırlayın eşkenar dörtgende yükseklikler birbirine eşitti değil mi? Yani burası haşsa burası da ne olur? Haş. Ha, o zaman buraya bir x kenar geldi mi? Ha, peki şuraya ben a dersem burada a değil mi? Ha, o zaman bakın şu dik üçgenle bu dik üçgen de eş oldu. O zaman şurası alfa derece ise burada alfa derece. Eş ya bunlar. Peki ben buraya beta dersem. Burada haliyle beta olmaz mı? Çünkü şu arkadaş, bu arkadaş açı ortay birbirine eşit değil mi? Şuraya yazdık bakın. o zaman beta beta açı ortay geldi mi? E hem ikiz kenar haşhaş hem de beta açı ortay. Hatırlayın ikiz kenar üçgende açı ortay aynı zamanda yükseklik ve aynı zamanda kenar ortay idi, Doğru mu? Yani şurayı 90 bulmayı ispatlamaya çalışıyorum ben size bir saattir. Şimdi burayı 90 bulduktan sonra soru bitti. Çünkü burada 90. E, tepede 90. Tabanda 90. Öklü. 9 kere 4. 36. H kareden bura 6 mı? E, bura 6 ise burada 6 eşit olduğunu söylemiştik. Efe istiyor bizden 12. Cevabımız D şıkkı. Evet bir sonraki testimize bakalım. ABCD eşkenar dörtgen. Eşitlikleri vermiş. O zaman A, B'de çizgi. DC'deki çizgi. B, C'de çizgi onu 10 yüzü vermiş. Neresi yüzmüş? Ha A, B, C. Ha, şurası yüzmüş. O zaman bırak kaç olur? 80. Komşu açıların toplamı 180. O zaman burası 80 karşı da 80. Onu buradaysa buraya ne kalır? 70. E, i̇kiz kenar burada 70. 70, 70, 140. Buraya ne kaldı? 40. Şimdi burası 80 ya. O zaman burası 100. E 40'ı buradaysa buraya ne kaldı? 60. Ha, bakın güzellik çıktı. Aradaki açı 60 derece ve sağdaki kenarla soldaki kenar birbirine eşit. Yani ikiz kenar değil mi? E şimdi ben şunu şöyle çizersem ikiz kenar üçgen olur mu? E, i̇kiz kenar üçgenin arada 60 derece bulundurulana. Bulundurulana. Bulundurununa. Bulundurununa. Bulunduruna. Arada 60 derece bulunduran üçgenine biz ne diyorduk? Eşkenar üçgen diyorduk. Doğru mu? O zaman burada 60 ise bu da 60. Bu da 60. O zaman 80. 60 buradaysa buraya 20 kaldı mı? Bu arkadaş eşkenar. Bu da iki çizgi. Ha, buradan da bir x ikizkenar yakaladık. Burası 20 ise 180'den 20 çıkar 160. 2'ye böl buralar 80 80 mi? Ha şimdi şurası 100'dü ya. 80 buradaysa 80'e kaldı. 20. Cevabımız B şıkkı. Ha, güzel eğlenceli bir soruymuş. Ama tabii bir tık zor. Ama normal değil mi? 2'ye bakalım. A, B, C, D eşkenar dörtgen. Diklikleri vermiş. Eşit açılar var. Aha da burada. 60'ımız var. BF 5. E, F, 12. Evet. Bizden çevreyi istiyor. İşte bak 5 var. 12 var. Herhalde 13 çıkacak. Değil mi? Bakın tahmin ediyorum. Herhalde öyle çıkacak. Şimdi şurası 60 ya. Biliyorum ki bu karşı da 60. Yani şuraya ben A desem. Buraya B desem. A artı B 60. Şimdi buraya A deyince burada A değil mi? Ha o zaman A artı B 60 diye burası kaç derece geldi? 60 derece. Peki şimdi şurası A. Şurada A idi ya. E, bakın burası 90. Buraya ben X desem A artı X 90. E, 90 A X. Bu üçgenle bu üçgen ne oldu şimdi? Benzer. E, 90 eşkenar dörtgenin bir kenarına bakıyor. Bu 90 da eşkenar dörtgenin bir kenarına bakıyor. O zaman bunlar ne oldu? Eş. E bunlar eş olduğuna göre arkadaşlar x'in baktığıyla bu x'in baktığı da birbirine eşit olur mu? E arada 60 derece var. İkiz kenarın arada 60 derece durumuna Bak yine aynı kelime ya. Ne diyorduk biz? Eşkenar üçgen mi diyorduk? O zaman burası 60 ise burada 60. Burada 60 mı? Ha eşkenar üçgen. Burası 12 ise burada 12 değil mi? İşte o tahmin ettiğimiz 5, 12, 13 üçgeni çıktı. 5, 12, 13. E, AB 13 ise çevre 4 tane 13. 52. Cevabımız E şıkkı. 3'e bakalım. 3'ü 4'ü 6'yı vermiş. Bizden alanı istiyor. Şimdi bakın köşegenin birini vermiş ya bizde ne yapalım? Diğerini çizelim bakalım ne olacak? Köşegenin diğerini çizdiğinizde bunlar birbiriyle dik kesişiyor. 90'da yazalım. Şimdi oraya 90'ı yazınca demek ki bu arkadaş. Bu arkadaş ve bu arkadaş birbirine paralel oldu. Peki yan yana eşitlik. O zaman burası 3 ise orta tabandan burası 6 olur mu? Yan yana eşitlik, paralellik orta taban değil mi? Şimdi şuraya bulabilirsem soru biter gibi orayı da Tales amcadan buluruz. 6'nın 6 artı x oranı 4'ün 6 oranı. İşler dışlar 6 kere 6 36 eşittir 6 kere 4 24 artı 4 x. At bu yavru bu taraf 12 4x'ten x kaç geldi arkadaşlar? Uçağın burada 3'müş. Şimdi şu köşegen 9. Şurada 9. Burası 6 ise burada 6. Alan istiyordu ya köşegenler çarpımının yarısı. Yani 108 cevabımız E şıkkı. 4'e bakalım. 2 4'ü vermiş. A D E. Buraya alfa dersek F D C burası 2 alfa'ymış. Ee, bizden x'i istiyor. Şimdi bakın. Şurası 6. Burada 6. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Şu 2 alfayı alfa alfa bölsem. Şimdi buraya beta dersem. Burada beta oluyor mu? Şimdi bakın. Şu Denizli Kastamonu Ceyhan Üçgeni ile Denizli Adana Edirne Üçgeni eş oldu. Neden? Şimdi bakın. Alfa beta alfa beta. O zaman buraya teta dersek burada teta olur mu? Açılar aynı. Peki teta'nın karşısı 6, teta'nın karşısı 6 mı? Böylece ne oldu arkadaşlar? Uzunluklar da aynı. Eş oldu. O zaman alfanın karşısı 2 ise bu alfanın karşısı da 2 olur mu? Peki bir kenar uzunluğu 6 idi. O zaman burada 6. 2 burada, 2 burada. Buraya da 2 kaldı mı? Şimdi çok dikkat edin. Soruyu bitirdik çünkü. Bu arkadaş hem alfa alfa açı ortay, hem de 2 2 kenar ortay. Ha, hem açı ortay hem kenar ortay. Demek ki bu yükseklik ve bu üçgen ikiz kenar. Yani altıysa, burada 6 ise burada 6. Cevabımız C şıkkı. Eşkenar dörtgenimiz var. Bir kenarı 12 12 24 verilmiş. 15 o zaman burada 15. Köşegenler aynı zamanda çortaydı. E şuralarda 15 15. Bizden nereyi istiyor arkadaşlar? X'i istiyor. Şimdi hatırlayınız eşkenar dörtgende köşegenler birbirle dik kesişiyordu. Burası 90 oldu mu arkadaşlar? Peki şurası kaç? 24. Bir şey hatırlayalım mı? Hatır diyelim. Epeydir bu karşımıza çıkmıyordu. Onun için şöyle bir ayrı bir hatır yazalım. Şu 15, 75, 90 üçgeninde. Tepeden bir dik gelirsek. Burası haşken. Burası ne oluyordu arkadaşlar? 4 haş değil mi? Haşa 4 haş kuralı var Onu uygulayacağız. Şimdi Bakın şurası 15. Burası 90. Burası 75. Doğru mu? O zaman ben şuradan bir dik geliyorum. Hipotenüs 24 ise yani 4 haş 24 ise burası ne olacak? 4'te biri 6. Aşağı dört taş kuralında. Şimdi benden yalnız X'i istiyor. O nasıl bulabilirim? Şimdi dikkat edin buraya arkadaşlar. Şu F noktası bence ağırlık merkezi. Niye? DE 12 12 bölmüş kenar ortay. E, köşegenler birbirini ortalıyor. O zaman bu AK da kenar ortay. E, AK DE kenar ortaylarının kesim noktası olan AF ne olacak o zaman ağırlık merkezi. Ne işe yarardı bu ağırlık merkezi? K'ye 2K. Şimdi bu arkadaş dik. Bu arkadaş dedik ya bunlar birbirine paralel oldu mu? O zaman Thales amca soru bitti. 2K'nın 3K oranı X'in 6'ya oranı. Evet gene birazcık güzel bir soru ama olsun. İşler dışlar yapalım. 12 bölü 3'ten X eşittir 4. Cevabımız C şıkkı. 6'ya bakalım. Ha, bir katlama sorusu. ABCD eşkenar dörtgen DC üssü 2 santim. C üssü B ise 10 santim. Yani şurası da 10 santimmiş. O zaman köşegen ne oldu? 12. Pekala. Bu C noktasını katladığınızda C üssüne geliyormuş. Ha, o zaman C üssü B 10'du ya. O zaman C B olacak? 10. Ha, bakın bir kenarı bulduk. Bir kenarı 10'muş. Pekala. Ee, bizden alanı istiyor. Tamam. Şimdi CE'nin de şu arkadaşın da buna eşit olduğunu biliyoruz. Ve burası alfayken buranın da alfa olduğunu biliyoruz. Katlamanın klasik hareketleri, doğru mu? Kenar uzunlukları birbirine eşit ve şurası alfa ise katlanınca burası da ne oluyordu? Alfa. Şimdi şu ABCD eşkenar dörtgene dikkat edin. BD köşegen ve AK da bu köşegene dik olmuş. E eşkenar dörtgen de köşegenler birbirine dikti. Ha demek ki ben bu AK'yı devam ettirsem mecburen ne olmak zorunda? Köşegen. Çünkü birbirlerine dik. Peki köşegenler birbirini ortalıyordu. BD 12 ya. 6 6 bölecek mi? O zaman burası 6. Burası 6. 2 buradaysa buraya ne kaldı? 4. Peki burası 6. Burası 10'sa buraya da 8 kaldı mı? E, ne istiyor benden? A, B, K üçgenin alanını istiyor. Benim şu x'i bulmam lazım ki taban çarpı yükseklik böyle iki soru bitecek. Peki onu nereden bulabiliriz? Ha, şu açı ortayı kullanırsak çıktı gibi değil mi? Şimdi bakın burası 90. Burası 6. Burası 10. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? 8. E x'i buradaysa buraya ne kalacak? 8 eksi x. Açı ortayın kuralını hatırlayın. Kanatlar, tabanlar orantılı. Yani 6'nın x oranı eşittir 10 8 eksi x oranı. Evet sadeleştir 3 5 işler dışlar yapalım 24 3 x eşittir 5 x'ten 8 x 24'ten x kaçmış arkadaşlar 3 burada 3'müş soru bitti. Şimdi benden şu üçgenin alanı istiyor taban 11 yükseklik 6 11 çarpı 6 bölü 2 33 cevabımız c şıkkı ve o sevdiğiniz yeni nesil sorular. Yavuz boyları birbirine eşit 4 çubuk parçası ile önce bir kare daha sonra bir eşkenar dörtgen yapıyor. Yani bu 4 parça aynı zamanda bu dört parça birbirine eşit uzunlukta. Bir kare bir de bunu hafif eğmiş eşkenar dörtgen yapmış. Karenin çevresi 40 birim. Ha, o zaman şunlar 10 birimmiş. Dolayısıyla bunlar da 10 birim. E neyi soruyor ki bize? Kolay bir soru galiba. Ya eşkenar dörtgenin alanı 80'miş e alan neydi taban çarpı yükseklik o zaman taban 10'sa bu yükseklik 8 olmaz mı alanın 80 gelmesi için ha bizden yükseklik istiyor 8 istiyormuş cevabımız e şıkkı. 2'ye bakalım bir kenar uzunluğu kök 73 santim BD köşegeninde 6 santim olan eşkenar dörtgen biçimindeki kağıt BD köşegeni boyunca kesiliyor hakikaten kesilmiş Şuralar 6 6 o zaman. O zaman burası kök 73. Eşkenar dörtgen de burada kök 73. Şimdi bakın şu diğer köşegeni çizelim mi? 6'yı 3 3 bölecek. 73 9 çıkar 64. Burada ne oldu? 8. Ne yaptım? Pisagor yazdım, doğru mu? Evet, sonra bakın şöyle bir şey yapılmış. Enteresan bir hareket. Buradaki arkadaş buradan alınıp şuraya taşınmış değil mi? Bakın şöyle şöylemesine buraya taşınmış. Hah, burada güzel çizilmiş hali var zaten. Buna göre B2 noktasının yani bunun D1L'nin orta noktasına olan uzaklığı şunu istiyor bizden. Evet. Şimdi bakın şuradaki verileri buraya taşıyacağım. Şurası 3 3'tü. Burada 8'di, doğru mu? Ve burada ortalanmıştı. E bakın burası ortalanmış. O zaman bunu çizersem demek ki bu arkadaş şu arkadaş. Yani burası 8. E burası 90. Peki şurası neresi? Burası da bu arkadaş. Yani o da 6. Ha şimdi bakın. Şurası da 6. Burada 6 idi ya. E burada 6. E şunlar da zaten bizim eşkenar dörtgenin kenarları kök 73 kök 70. Ha, bu bir paralel kenar. O zaman burası 90 ise buradan olacak arkadaşlar 90. Şuradaki güzel arkadaşı görüyorsunuz değil mi? 6, 8, 10. Cevabımız D şıkkı. Bir kenar uzunluğu 5 santim. AC köşegenin uzunluğu 4 kök 5 santim olan eşkenar dörtgen biçimdeki kağıt. AC köşegeni boyunca kesiliyor. Son elde edilen parçalar şu şekilde birleştiriliyor. Buna göre A1 ile A2 arasındaki uzaklığı soruyor bize. Önce ne yapalım? Şu uzunlukları bir bulalım. Şimdi şunlar hep 5 5. Parçalanınca buralar gene 5 5. şimdi ben bunları bu şekilde yerleştirince o 5'ler nereye geldi? Buralara geldi, doğru mu? Peki şurası kim? E burası bizim şu uzun köşegen. E onu da biliyoruz biz zaten. 4 kök 5 burada varmış. Ha buralarda o zaman 4 kök 5, 4 kök 5. Ha bakın burada bir ikiz kenar oldu. A1 ile A2 arasındaki uzaklığı istiyor. Yani şuraya x dersek bizden x'i istiyor. Ha şimdi bakın. İkiz kenar üçgen 4 kök 5, 4 kök 5. İçerisine yine bir ikiz kenar üçgen çizdiğinizde şu arkadaşın açı ortaya olması lazım. Yani simetri eksen olması lazım. Şöyle kenarda çıkayım Bir ikiz kenar üçgen. Bunun içerisine ben Şununla aynı tabanlı bir ikiz kenar Üçgen daha çizmek istiyorsan Bunun tepe noktası açı orta üzerinde Olmalı arkadaşlar. Çünkü ikiz kenar üçgende açı orta simetri eksenidir. E bu arkadaş buna eşit olacaksa Şu arkadaşın üzerinde olmalı. Yani simetri ekseni üzerine. Mesela şunu şunu çizersek Bu da ikiz kenar olacaktır. Ha şimdi o zaman ben şu arkadaşı devam ettireyim. Şuraya A dersek burada A olur mu? Ha, buraya da B diyeyim. Soru bitti bakın. Nasıl bitti? Teoride bitti. Uygulamada değil. Bakın şuraya Pisagor yazarım. A kare artı B kare 5'i karesi 25. Bir de bakın bir de şu büyükte yazarım. A kare artı B artı 5'i karesi eşittir 4 kök 5'in karesi derim. Oradan iki tane denklem oturur çözer A'yı B'yi bulurum. Soru da biter. Fakat geometride diyoruz yani öyle şeyler pek çıkmaz diye. Onun için bakın temizliğin şöyle tekrar bir çözelim. Buralar 4 kök 5 4 kök 5 ya. Şuralarda 5 5'ti doğru mu? Dedim ki şunu şöyle çizelim. Bunu devam ettirelim. Burası açı ortay. E, i̇kiz kenar üçgen de açı ortay aynı zamanda yükseklik. Şunlara A A buna da B mi demiştim? Şimdi bakın o denklemle uğraşmadan direkt şöyle çözelim. Şurası 5 ya. Hipotenüs 5 olan bildiğiniz en meşhur üçgen ne? 3, 4, 5. Acaba ben şuna 3, şunlara da 4 desem. Sağlar mı? Kontrol edelim. 3, 4, 5 zaten sağlıyor. Eğer şu büyüğü de sağlarsa hiç Pisagor'la uğraşmama gerek yokmuş. Ha, burası 4. Burası 8. 4, 8, 4 kök 5. Onu da sağladı, Pisagor'u sağlıyor. Ha demek ki A 4 B kaçmış 3. Ha, eğer 3 4 5 olmasaydı 4 3'ü denerdim. Yani A ile B'nin yerlerini değiştirdim. Bir de öyle bakardım. Mutlaka ikisinden birisi sağlayacak. Çünkü geometride sayılar belli ya arkadaşlar. Yani yeni bir dik üçgen yapamıyorsunuz. Elinizdeki dik üçgenler belli. 3 4 5, 5 12 13, 8 15, 17. Başka bir dik üçgen yapamıyorsunuz. Yok çünkü. Ha, olanların da sayıları çok büyük. Onlar da öğrenci eziyet olmasın diye sormuyorlar. Elimizde bunlar var. E bu malzemelerle çevirip çevirip esasında aynı soruları soruyorlar. Ha buraya gıcık gıcık sayılar da verebilirler. Ama o zaman da soruyu denk getirmek çok zor. E mecburen bu bilinen sayılar kullanılıyor. O zaman demek ki A 4'müş. B de 3. Bana neyi soruyor? A 1 ile A 2 arasında iki uzaklığı. Yani 2 A'yı soruyor. 8. Cevabımız D şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. D eşkenar dörtgeni biçimindeki bir kağıt DK ve CK boyunca kesilip DKC dik üçgeni çıkarılıyor. Sonra buraya yapıştırılıyor. Ha, yani şuradan dik üçgen kesilip buraya yapıştırılmış. Bir kenar 6 bizden ne istiyor arkadaşlar? K ve K üstü noktalar arasındaki uzaklığı istiyor. Yani bizden şu arkadaşı istiyor. E, çözeriz. Şimdi 60 var ya 60 olunca çözeriz çok rahat. Şunun devam ettirelim mi? Dik. 90, 60, 30. 90'ı karşısı 6 ise 30'u karşısı kaç gelecek? 3. Ha, o zaman buraya da ne kalacak? 3. Şurası ne olacak? 3 kök 3. Şimdi bakın şuraya A diyelim. Ne kadar kestiğini bilmiyorum. Ya. Buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. Böylece A artı B ne oldu? 3 kök 3. Şimdi yan tarafa geçelim. Ben şunu devam ettiriyorum aşağıya. Şurası kaçtı arkadaşlar? 3'tü. Burada kaçtı arkadaşlar? 3'tü. Şimdi şurası A birimdi. Burası B birimdi. Şimdi buradaki A Şuraya taşındı mı A diye? Ha, bakın şöyle bir şey yapacağım. Şu B'yi devam ettireceğim. Buradan dik geleceğim. Burası A ise burada A olur mu? E, B artı A oldu. Bakın şurası görüyor musunuz? Kaçtı B artı A? 3 kökü 3. Peki şu arkadaş 3'tü ya. O zaman burada 3 olur mu? Pisagor'u görüyorsunuz değil mi? Bakın. 3 kökü 3. 3. Pisagor yazıp artık burayı bulabilir miyiz? 3 kök 3'ü karesi 27. 3'ü karesi 9. Topla 36'dan 6. Demek ki K ile K üstü arasındaki uzaklık 6 birim. Cevabımız D şıkkı. Evet böylece föyümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Geçmiş olsun.